Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından herkese merhaba. Değer Katanlar programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bakalım hem kendi sektörüne hem de Aydın'a değer katan firmalar kimler? Hep birlikte izleyelim. 10 yıldır hizmet veren ve Aydın'ın gözde markası olan Altın Diş Gayrimenkul, günümüzde Aydın ve Çeşme'deki şubesiyle Ege bölgesine ve kendi sektörüne değer katıyor. Sektörde güven, emlakta prestij mottosuyla yola çıkan Altın Diş Gayrimenkul sizler için değer katanlarda. Altın Diş Gayrimenkul firmasının işletme sahiplerinden olan Hüsnü Altın Diş, gayrimenkul sektörünü 100 yılın mesleği olarak gördüğünü ve bu işin en iyisini yapmak için yola koyulduklarını vurguladı. En iyi hizmeti verebilmek için yola koyulan Altın Diş ailesi, geçmişten günümüze adım adım bugüne nasıl geldiklerini bizimle paylaştı. Merhabalar, ben Hüsnü Altın Diş, Aydınlıyım, Aydın doğumluyum, 35 yaşındayım. Evliyim efendim, bir çocuk babasıyım. Şimdi neden bu işi tercih ettiniz dediğiniz zaman bunun için benim tabii bununla alakalı birçok cevabım olabilir. Ben hayatımda ticaret yapmayı tercih ettim dal olarak ve gayrimenkul sektörünün insanlara hizmet edilebilecek en iyi noktada, en iyi nüansta bir iş olduğunu düşünerekten kendimi de bu işi en iyisini yapabileceğime inanaraktan gayrimenkul sektörünü tercih ettim. Gayrimenkul sektörünü tercih etmemin nedeni, ben gayrimenkulü 100 yılın mesleği olarak tanımlıyorum. Ancak şöyle bir parantez açmam gerekirse, ticaret yapabilene güzeldir. Biz de bu işin en iyisini yapmak için 10 yıl önce yola koyulduk. Başarı her zaman istikrarda gizli ve müşteri memnuniyeti tabii ki çok önemli. Biz işimize inanarak yola çıktık ve işimizde en iyisini yapmak için her zaman az önce bahsetmiş olduğum mükemmeliyetçi bir tarza sahibiz. Başarının sırrı istikrarda saklı olduğunu düşünüyorum. İstikrar her zaman başarıyı getirir ve biz kaliteli rekabetin her zaman en iyi şekilde kaliteye getirdiğine inanıyoruz. Biz bugün satmış olduğumuz gayrimenkulü, gayrimenkulden kazanmış olduğumuz parayı bir kar olarak görmüyoruz. Biz bu müşterimizin bize getirecek olduğu müşteri referanslarıyla birlikte en büyük kar payı bunu görüyoruz. Biz bunda istikrar arıyoruz. Bizim en çok bize geri dönüş yapan müşteri portföyümüz ve bize gelen müşterilerimiz, biz sizi işte şuradan referans verdiler, sizi bize bu kişi yönlendirdi şeklinde çok fazla talep alıyoruz. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Konu gayrimenkul olunca Altın Diş ailesi için en önemli konulardan biri güven. Müşterileriyle olan ilişkilerinin dostluğa dönüşmesi ve yıllar yıllar sürmesi Altın Diş markası için çok önemli. Altın Diş Gayrimenkul ailesinde şöyle bir hizmet anlayışımız var. Tamamen ilk önce güvene dayalı ve kaliteye dayalı bir hizmet anlayışımız var. Müşterimiz bizim ofisimize gelip merhaba dedikten sonra biz en büyük hedefimiz o müşterimizle bir aile hukuku kurmak. Biz müşterilerimize işlemler sonrasında her türlü desteği bütün detaylarla birlikte veriyoruz. Sektörün en iyi firmaları, lider firmalarıyla ortak beraber çalışma yaptığımız firmalarla birlikte onlara yönlendirmeler yapıyoruz. Evlerindeki en ufak bir aksaklığı yaşanmaması için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Ticaretimiz bir günlük değil, dostluklarımız yıllara bedel olsun diyoruz. Onları tercih eden müşterilerini yormamaya özen gösteren Altın Diş ailesi, müşterileri için A'dan Z'ye yapılması gereken her şeyi yapıyor. Çok detaycıyız, inanılmaz bir hizmet kalitemiz var. Müşterimizi asla yormuyoruz. Müşterimiz bir alışveriş yaptığında, bir gayrimenkul aldığında inanın o gün onun yorumu şöyle oluyor. Ya gerçekten ne kadar hızlı oldu, nasıl bu kadar
kolay oldu, ben çok hızlı bir şekilde mal sahibi oldum gibi yüzlerinde oluşturmuş oldukları tebessüm bizi son derece mutlu ediyor. Biz tamamen bu tebessümü oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. En büyük mutluluğumuz gülen yüzler ve müşterilerimizin almış olduğu hizmetten duymuş olduğu kalite bizi son derece memnun ediyor. Kendi sektörüne her geçen gün daha da değer katan Altın Diş Gayrimenkul, kendi uzmanlık alanlarında her zaman en kalitelisini hedeflediklerini belirtti. Çok şubemiz olsun, her noktada olalım, her yere hizmet edebilelim konusunda değiliz. Biz sadece uzmanlık alanımızda faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde en iyisini sunmak için mesai harcıyoruz. Çünkü yetişemediğimiz yer gerçekten bizim müşterilerimize hizmet verebileceğimiz bir kaliteyi yakalayamayız. O yüzden çok fazla bölünmek ve pay olmak istemiyoruz. Biz şu anda Aydın ilinde ve Ege'nin Güzide ilçesi, Yazlık semti, Çeşme ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Ve bu her iki noktada da gerçekten çok iyi bir müşteri portföyüne sahibiz. Bizlere inanan, bizlerle çalışmak isteyen çok güzel bir portföy var. Son derece onurluyuz, son derece gururluyuz bu tablodan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Sektörde güven, emlakta prestij diyerek çıktıkları bu yolda Hüsnü Altındiş, Ömer Faruk Altındiş ve Recep Altındiş, Altındiş Gayrimenkulü günümüze kadar başarılı bir marka haline getirdi. Müşterileriyle kurdukları bu aile bağı Altındiş ailesine ise başarıyı getirdi. Biz bizimle çalışanlara sorun da diyebiliriz. Biz sektörde güven, emlakta prestij, çok kaliteli bir logoya, çok kaliteli bir slogana sahibiz. Biz bizimle çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında onlarla tanışıp aile olmaktan, aile bağı kurmaktan dolayı ama yurt içinde ama yurt dışında çok güzel bir tablomuz var. Bu konuda çok iyi bir briefing veri tabanına sahibiz. O yüzden çok memnunuz. Bizi buraya taşıyan bütün müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi, dileklerimizi iletiyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Gıda sektöründe başarılı bir marka haline gelen Gümbak Grup, bakliyat, baharat, kahve, küp şeker ve aromalı içeceklerle mutfağınızdaki yerini almak için yıllardır üretim yapıyor. Aile şirketi olan Gümbak Grup, bakın bugünlere nasıl gelmiş, neler yapmış, değer katmış. Hep birlikte izliyoruz. Gıda sektöründe başarılı bir marka haline gelen Gümbak Grup, bakliyat, baharat, kahve, küp şeker, aromalı içeceklerle mutfağınızdaki yerini almak için yıllardır üretim yapıyor. İsmim Murat Gün, 34 yaşındayım. Aile şirketimiz olan Gümbak Grup'ta yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Gıda üzerine işletmemiz var. Bakliyat, baharat, kahve, küp şeker, aromalı içecekler gruplarında üretim yapıyoruz. Ve bunun tüm Türkiye geneli dağıtımını yapıyoruz. Aile şirketi olan Gümbak Grup, dede mesleğiyle başlayıp geçmişten günümüze bakın hangi aşamalardan geçerek bugünlere gelmiş. Bu işi tabii tercihten ziyade bizim dede mesleği. 1960'ların sonunda 70'lerde dedemler toptancılık, bakkaliye üzerine faaliyetlerde bulunuyorlarmış. Sonrasında biraz daha bunu büyük toptan diyebileceğimiz toptan satış kısmına, yani al sat
şeklinde toptancılık faaliyetleri yürütmüşler. Babamlar, amcamlar aile şirketi olarak Ege bölgesinde yaygın toptancılık faaliyetleri yaptılar. 90'lı yılların başında, 94 yılından itibaren de ilk etapta paket bakliyat üretimiyle başladık. Sonrasında buna küp şeker, baharat, daha sonra yine ardından kahve grubu, aromalı içecekler grubunu da ekleyerek ürün yelpazemizi genişlettik ve üretime yöneldik. 94 yılından beridir de Gümbak markasıyla, Çelebizade markasıyla, Saras markasıyla üretimler yapıyoruz, paketleme yapıyoruz. Gümbak Grup ürün yelpazesini her geçen gün genişletiyor. Niğde bölgesinde fasulye ektirip oradan tekrar fasulyeleri toplayıp burada eleme tesisimizde elemelerini yapıyoruz. Daha sonra yine 1000 gramdan 25 bin grama, 25 kiloya kadar paketlemesini yapıyoruz. Aromalı içecek grubunda yine aynı şekilde en iyi aromaları kullanarak, en iyi ham maddeleri kullanarak aromalı içecek gruplarında üretim yapıyoruz. Baharatlarda yine aynı şekilde hem ithal baharat hem yerli baharatlarda paketleme yapıyoruz. Yaklaşık 40 ülkeden ithalatımız var. Kahve grubu yine aynı şekilde çiğ kahveyi Brezilya'dan getirerek burada kavurma, öğütme işlemi yapıp yine paketlemesini yapıyoruz. Küp şekerde yine uzun yıllardır sargılı ve normal kutu şeklinde küp şeker üretimleri yapıyoruz. Bu şekilde ürün yelpazemizi her geçen gün genişleterek, ticari hacmimizi, ticaret ağımızı her geçen gün genişleterek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun yanında yine ihracatımız var. Baharatta, bakliyatta, kahve gruplarında bazı ülkelerde, Balkan ülkeleri başta olmak üzere ihracatımız mevcut. İnşallah her geçen gün bu ihracatımızı da yine artırmaya çalışıyoruz. Güvenilir bir marka olmak Gümbak Grup için en önemli konulardan biri. Bir de üzerine yılların tecrübesi de eklendi mi, kaliteli bir hizmet de varsa müşteri memnuniyeti olmazsa olmaz. Şimdi ilk önce biz işimizi severek yapıyoruz. Ve biraz önce de söylediğim gibi ailemizden, dedemizden gelen bir meslek olduğu için hem işimizi bilerek hem de işimizi severek yapıyoruz. Önem veriyoruz ve sürekli geliştirmeye, yeniliğe açık bir firmayız. Tabii burada en önemli nokta güvenilir bir firma olabilmek. Bizim uzun yıllardır en önemli prensibimiz güvenilir, dürüst satış yapabilmek. Kaliteli ürün, güvenilir satış ve satış sonrasında da ürünümüzün arkasında durabilme prensibimiz. Biz yıllardır müşterilerimizde en önemli nokta buradaki ürünlerimizin kalitesi, güvenilirliği ve ticari ilişkilerimizin güvenilirliği ve satış sonrasında da yine aynı şekilde ürünlerimizin arkasında durabiliyor olmamız önemli etken olduğunu düşünüyorum. Gümbak Grup her geçen gün yenilenmeye ve büyümeye devam ediyor. Gümbak olarak biz her geçen gün hem yatırım anlamında hem de kapasitemizi artırma anlamında ciddi yatırımlarımız, faaliyetlerimiz oluyor. Yine aynı şekilde Nazilli'de bulunan yerleşkemizde şu an bir ek bina daha yapıyoruz 5 dönüm kadar. Burada da yine baharat bölümü olarak baharat bölümünde ciddi bir hem kapasite artırımı hem de çeşitlilik anlamında bir ilerlemeye nasip olursa geçeceğiz. İhracat anlamında hem yurt içi hem yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak ürünlerimizi yurt dışı pazarlarda da gönderimleri artırmayı hedefliyoruz. Evet, online olarak da bizim şu şekilde satışımız mevcut. Bizim grup firmamız olan yine Baharat Evim markamızla orada da online üzerinden toptan satış yapıyoruz. Tek bir adresten, tek bir siteden 7/24 alışverişini, dükkanının ihtiyacını karşılayabiliyor. Önümüzdeki günlerde e-ihracat olarak da planlıyoruz. İnşallah bu şekilde online olarak satışlarımızı yurt dışına da Avrupa başta olmak üzere e-ticaret olarak ürünlerimizi yurt dışı pazarlarına göndereceğiz. Sofralarınızın vazgeçilmezi Gümbak Grup. Gümbak grubu, Gümbak yapan, Gümbak markasını bugünlere getiren en başta tabii ki büyüklerimiz. Ve onların bize vermiş olduğu en büyük sermaye, itibar. Biz bugüne kadar hep dürüstlüğümüzle, güvenirliğimizle
ticari ahlakımızla bu zamanlara kadar geldik. Bizim dedemizden, babalarımızdan bize kalanı inşallah biz de çocuklarımıza, torunlarımıza bu şekilde aktarmayı düşünüyoruz. Bu şekilde inşallah aktaracağız. Günbak markası inşallah uzun yıllar boyunca halkımızın önüne, sofrasına gelmeye devam edecek. Bizi tercih eden müşterilerimize, tüketicimize bizi tercih ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır sofralarından Günbak ürünlerini eksiltmeyen, güvenle tüketen müşterilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bundan sonra da Günbak ürünlerini güvenle kullanmalarını diliyoruz. Yıllarca jeoloji alanında farklı sektörlerde hizmet veren Salih Kaymak artık Erna Proje ile aydınlıların hizmetinde. Gelin hep birlikte Erna Proje'de ne gibi işlemler yapılıyormuş izleyelim. Ben Salih Kaymak, jeoloji mühendisiyim. Erna Proje'nin kurucu yöneticisiyim. 2018'den beri Erna Proje'de yönetici olarak, genel müdür olarak görev yapıyorum. Enerji verimliliği açısından birçok firmaya hizmet veren Erna Proje'de jeotermalden güneş enerjisine birçok alanda hizmet alabilmek mümkün. Kendim bulunduğum jeotermal sektöründe bulunuyordum 10 yılı aşkın süredir. Tecrübemle farklı firmalara da hizmet vermek istedim. Hem de tecrübemi değerlendirmek istedim. Bu şekilde yola çıktım. Şu an sadece jeotermal sektörü değil, birçok sektörde özellikle enerji verimli açısından birçok firmaya destek oluyoruz. Başlangıçta mühendislik firması olarak kurulmuştuk ama süreç içerisinde proje firmasına evrildik. Tabii ki jeotermalden gelen bir tecrübemiz vardı. Bunun üzerine kuruldu bir firma. Jeotermal sektöründe özellikle enerji firmalarında ve bunun yanı sıra sera ısıtmacılığı yapmak isteyenler, kurutma tesisi gibi Ar-Ge çalışmaları da desteklenmesi gereken firmalara destek sağlamaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse birçok firmanın özellikle jeotermal potansiyeli kazanmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak isteyen firmaları doğru yönlendirmeli. Hem sahadaki jeoloji ve jeofizik faaliyetlerle potansiyelin belirlenmesi hem de sondaj çalışmalarımızda bu akışkanı kazanması yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Yakın gelecekte söylemek gerekirse Kula Belediyesi'ne bugün için jeotermal sondaj çalışmamız oldu. Bir üretim, bir de reenjeksiyon kuyusu yaptık. Bu kuyular sayesinde 55 bin metrekarelik bir serayı ısıtacaklar ve Kula Belediyesi kendine bir kazanç kapısı açmış oldu. Hem Kula halkı hem de Manisa bölgesinde önemli bir tesise ısıtma yönünden büyük bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizim de aslında proje olarak sevdiğimiz bir projeydi. Bunu gerçekleştirdik. Daha öncesinde de enerji firmalarının özellikle çevreye olan etkileri hususunda hidrojeoloji ve jeoloji çalışmalarımız oldu. Firmalara daha doğru çalışmaları, çevreye etkilerini en az indirecek yolları çizmeleri konusunda destek sağlamaya devam etmekteyiz. Proje kapsamında jeotermal dışında madencilik sektöründe de maden firmaların işletme tesislerine yönelik özellikle ÇED kapsamında jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalarını yapmaktayız. Bunların dışında güneş enerjisinden yani yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılan bir diğer enerji türümüz olan güneş enerjisinde gerek vatandaştaki karşılığı ev elektrik ihtiyacının sağlanması olsun ya da çeşitli tesislerin ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik olsun bunların projelendirilmesi, iş takibi ve kurulumunda da faaliyet göstermekteyiz. Erna Proje, yöre halkından gelen talep doğrultusunda zemin etüt çalışması ve soğuk su sondajı da yapmakta. Bunların yanı sıra tarımsal faaliyet olarak da seracılık faaliyetleri yürütmekteyiz. Anahtar teslim tüm izin süreçleri dahil. Topraklı topraksız sera yapmaktayız. Bunların dışında Aydın Jeoloji Mühendisler Odası'na kayıtlı bir SMM olarak görünüyoruz. Aydın bölgesinde de hem zemin etüt çalışmaları olsun, imara esaslar olsun ve yerel halkın talebi doğrultusunda soğuk su sondajlarına yönelik ruhsatlandırma, sondaj çalışmalarının yapılması ve izin süreçlerinde zemin etütleri ve zemin iyileştirmeleri birlikte sağlamaktayız. Müzik
Enna projenin en büyük hedefi de yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru bir şekilde kullanarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak. Şu anda bulunduğumuz nokta aslında hedeflediğimiz noktaya ulaştık diyebiliriz. Yani birçok kişi tarafından tanınıyoruz ve birçok farklı projede görev aldık ve bizi çok mutlu etti. Açıkçası ileride çok büyük bir hedef koymadık. Kendimizi mutlu eden ve verimlilik sağlayabileceğimiz projelerde yer almak ve bunları doğru bir şekilde sonuçlandırmak. Erna Proje olarak hedeflerimizden biri de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarımızı, jeotermal, güneş, rüzgar enerjilerini daha fazla ülkemize kazandırmaya çalışmak. Erna Proje hakkında merak edilen her şeye sosyal medya ve iletişim numarası üzerinden ulaşmak mümkün. Erna Proje olarak yaptığımız faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kendileri de bu faaliyetlerle ilgili hizmet almak isteyen tüm danışanlarımız internet sitemizden ve sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Dua ile iç içe, huzurlu bir ortam arıyorum derseniz adresiniz Kaan Bey Çiftliği. Kaan Bey Kır Düğün Bahçesi işletme sahibi Nahit Yetim, düğün, nişan, organizasyon gibi verdikleri birçok hizmeti sizler için anlattı. Topraklarda işletmesini kuran Nahit Yetim, Kaan Bey Çiftliği'ni sizler için anlattı. İsmim Nahit Yetim. Aydın Efeler ilçesi Kızılcıköy mahallesinde doğumluyum. Kızılcıköy mahallesinde bulunan Kaan Bey Kır Düğün Bahçesi'ni işletmekteyim. Kaan Bey Çiftliği 5. yılında. Biz burada kır düğün yapıyoruz. 2 ve 3 tane salonumuz var. Düğünün yanı sıra nişan, sünnet, doğum günü, after party, baby shower, aklınıza gelecek bütün toplantıları, okul mezuniyetlerini hepsini yapmaktayız. Kahvaltı hizmetimiz var bunun yanında. Bir de mangal hizmetimiz var, mangal, semaver. Bizim kahvaltımız oldukça hani doğal. Bütün ürünlerimiz tamamen doğal ürünler. Kendimiz de zeytin işinden geldiğimiz için zeytinyağlarımız olsun. Böyle hepsi organik. Ürünlerin çoğunu zaten köyden alıyoruz. %90'ını doğal ürünlerden oluşturuyoruz. Gelen talepler üzerine Kaan Bey Kır Düğün Bahçesi Aydınlıların hizmetine girdi. Köyümüzde böyle bir arazimiz vardı. Gelen talep üzerine, arkadaşların tavsiyesi üzerine burayı açmaya karar verdik. 5 yıldır da burayı üstünü koyarak devam ediyoruz. Misafirlerinizle otopark sorunu yaşamadan güzel bir gün mü geçirmek istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bizim alanımız 25 dönüm. Otopark problemimiz yok. Ondan sonra jeneratörümüz var. İşte bu düğün salonlarının bence olmazsa olmaz iki temel kriteri. Jeneratör ve otopark çok önemli. Bu günümüzde gittikçe otoparkın önemi artıyor. Bizim de böyle bir şansımız olmuş oldu. Otopark problemimiz yok. O yüzden şanslı hissediyorum ben kendimi. Doğal bir ortamda hizmet veren Kaan Bey Kır Düğün Bahçesi sizleri bekliyor. Biz Kaan Bey'i kurarken mesela hiçbir tane ağacı yok etmedik. Aksine daha ağaçlandırdık. Bizim alanımızda incir ağaçları, zeytin ağaçlarıyla doğal bir ortam oluşturduk. Mümkün olduğu kadar az bir beton kullandık. Sadece pistlerimizde işte beton var. Doğal bir ortam. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen herkesi bekleriz.
12'den sonra gelen teşekkür, Nahit Bey'in bütün yorgunluğunu alıp götürüyor. Günün şartlarında düğün salonu işletmek, açmak, karar vermek artık gittikçe zorlaşıyor. Herkes planlı projeli yaparsa düğün salonları iyi hizmet verir diye düşünüyorum. Düğün salonculuğunun zor yanları çok. Düşünün, bir gecede 500 kişiye aynı anda hizmet veriyorsunuz. Bir şey eksik olduğunda, bakıyorum işte bir bardak eksik oluyor. Gelen misafir hemen bundan alınabiliyor yani. Neden benim evimde bardak yok diyebiliyor. Biz 5 yıldır beri yaptığımız tecrübeler karşısında %100 memnuniyeti yakalamak üzereyiz. Bu işin en güzel yanı gece 12'den sonra. Çiftler gelip teşekkür ettiği zaman aileler biz de güzel eğlendik, işte güzel hizmet aldık diyorlar. Bunları duyunca benim bütün yorgunluğum kalkıyor. Kaan Bey Kır Düğün Bahçesi işletme sahibi Nahit Yetim'in evlenecek çiftlere tavsiyeleri neler? Gelin beraber dinleyelim. Evlenecek olan çiftlere düğünlerine çok önemli. Bir sene önce yerleri gelip gezip tutmalarında onlar için çok fayda var. Çünkü yer kalmıyor biliyor. Hafta işlerini almak durumunda kalıyoruz. Eğer hafta sonları yapacaklarsa atıyorum işte 1 yıldan ya da 6-7 ay önceden gelip görüp anlaşma yapmaları onların faydası olacak diye düşünüyorum. Bence düğün yapacak olan gençler işte hangi salona giderlerse gitsin jeneratörün ve otoparkın olmasını ön planda tutmalarını dikkate almalarında fayda var diye düşünüyorum. Aydın'ın Atça Mahallesi'nde arıcılık işiyle uğraşan Mustafa Süer, mum sıkma, petek ve arı keki üretim tesisiyle hem kendi sektörüne hem de Aydın'a değer katıyor. Peki Mustafa Süer'in başarı hikayesi, hizmet alanları, üretim aşamaları neler? Gelin hep birlikte bakalım. Merhabalar, ismim Mustafa Süer. Aydın Akça Mahallesi'nde arı malzemeleri üretim yapmaktayım. Bu işi tercih etmemin sebebi babadan oğla diyelim. Babadan geçen bir meslek. Ama gezgin arıcılar genellikle Aydın bölgesinde kışladıkları için burada arıcı daha çok oluyor. O yüzden onları tedarikçilik yapıyoruz biz. Kullandığı küçük malzemelerin alım satımını yapmaktayız. Arı peteği, bal mumu üretimi ve arı keki üretimi de yapmaktayız aynı zamanda. Süer Petek'in başarı hikayesi kaliteli üretim yapmak. Bizim başarı hikayemiz çok net belli. Kaliteli üretim yapmak. Elimizden geldiğince ürettiğimiz ürünlerde özen gösteriyoruz. Kendi soframıza koyduğumuzu ürün olarak satıyoruz. Kalitemiz budur bizim. Süer Petek'te A'dan Z'ye arıcılıkla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Peki burada neler var? Aşamaları neler? Gelin Mustafa Bey'den dinleyelim. Süer Petek'te küçük büyük bütün arıcılık malzemeleri olarak her şeyi bulabilirler. Kendi bal mumlarını yani süzmüş oldukları petekleri bize getirip biz bunları eritiyoruz. Erittikten sonra filtre pres işleminden geçiyor. Bal mumu elde ediyoruz. Ve bu bal mumlarını biz tekrar peteğe dönüştürüp arıcıya teslim ediyoruz. Yani istediği her şey bizde mevcut. Herkese kapımız açık bekleriz. Arı keki, arının dışarıdan nektar bulamadığı zamanlarda yaşamını sürdürmesi için yapılmış olan bir maddedir. Bunun içerisinde şeker vardır. Biz bunu üyütürüz. Üyüttükten sonra içerisine süzme bal ve protein amaçlı polen eklenir. Bunlar hamur hale getirilir. Birer kilogramlık paketlerde hazırlanıp koli yapılır. Bunlar da aynı şekilde müşterimize teslim edilir. Bunlar da arılara, arının nektar bulamadığı zamanlarda besin kaynağı haline getirmesi için verilen bir maddedir. Bal mumu ise arıcının geri dönüşümü diyebiliriz biz buna. Çünkü bizde hiçbir şekilde atık yok. Sıfır atık projesiyle çalışıyoruz. Arıcı ballarını süzmüş olduğu peteklerin veya kırılmış, artık kullanılmayacak hale gelen peteklerini biz onlardan alıyoruz. Ya kendilerine ya da para karşılığı alıyoruz. Bunları
%75 su ile eritip erittikten sonra biz bunları filtre prese veriyoruz ve bal mumu elde ediyoruz. Bal mumu elde edildikten sonra bunlar stoklanıyorlar, depolanıyor ve bahar aylarında arının petek işleme sezonuna yakın bir zamanlarda çıkartılıp bunlar tekrar %15 su ile eritme işlemi yapıldıktan sonra 1,5 bar hava basıncı ile sterilize yapılır. Sterilize yapıldıktan sonra da petek dökümü başlar. Bu dökülmüş olan petekler arıya geri teslim edilir. Bunlar da çerçevelerine takıp arıya tekrar geri verebilirler. Tamamen doğal ürünlerle üretim yapan Süer Petek, merak eden müşterilere de nasıl yapıldığını gönül rahatlığıyla gösterebileceğini söylüyor. Biz tamamen şeffaf çalışıyoruz. Gelen müşterimiz istediği imalathaneye uygun kıyafetleriyle birlikte girebilip içeride neler yapılıyor, nasıl yapılıyor, kendi ürünleri mi kullanılıyor yoksa yabancı maddeler mi kullanılıyor olarak gezip bakabilirler. İçleri bu şekilde rahat oluyor. Ve dediğimiz gibi biz bal mumunun içerisinde hiçbir şekilde karışık bir madde kullanmadığımız için tamamen doğallığını bozmadan üretimi tamamlayıp müşterimize teslim ediyoruz. O yüzden müşteriler bizi gerçekten de çok tercih ediyorlar. İleriye yönelik hedeflerimiz bizim tamamen bizim Türkiye arıcılığına doğal bal mumu yani doğal petekleri teslim etmektir. İstediğimiz budur. Biz kalitemizi ortaya koyduk. Müşterilerimiz de bunu tercih ettiler. Yavaş yavaş hem kapasite artırımı olarak hem de bölge bölge büyüyerek biz Türkiye'yi tamamen ürettiğimiz petekleri nakil yapmak istiyoruz. İşini gerçekten sevenlerin başarılı olacağını söyleyen Süer, genç girişimcilere tavsiyeler veriyor. Önce bu işi yapmak isteyenlere şunu sormamız gerekiyor. Bir, önce arıdan korkmamalı. İki, yaptığı işi sevmeli. Biz gerçekten de işimizi severek yapıyoruz. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar, işlerini severek yapsınlar. Tavsiyem budur. Süer Petek'e nasıl ulaşabiliriz? İşte adres belli. Bizi internet sitemizden de, telefon numaralarımızdan da, bulunduğumuz bölgeden de her taraftan bize ulaşabilirler. Söyleyeceğim şudur müşterilerimize, memnuniyetiniz bizim için kalitemizi daha çok yüksek tutmaktır. O yüzden bereketli sezonlar diliyorum. Yaptığı birbirinden güzel el oyması çalgılarla dünyaya adını duyuran saz ustası bu bölümümüzde farklı bir soluk getiriyor. Bu usta kim mi? Tabii ki Çineli Halil Kafes. Gelin Halil Usta'yı hep birlikte tanıyalım. ...25 yıldır saz, cura, kabak, kemane gibi oyma çalgıları el işçiliğiyle yapan Çineli saz ustası Halil Kafes bu bölümde konuğumuz oluyor. Adım Halil Kafes. 1953 Çin'e Yeniköy doğumluyum. Yaptığım iş Türkiye'de eskiden kalma bir el sanatı bu. İnsanların bütün çaldıkları, bütün ahşap çalgıları yapan bir toplumdan geliyorum. Eskimiş bütün sazları yeniden seslerini almaya uğraşıyoruz. Oyma saz ustasıyım ben. Oyduğumuz sazlar bunlar. Ahşap dudağacından oyuluyor. Keserle oyuluyor. Çok meşakkatli bir iş. Onu da bizden sonraki gelecek olan kuşak pek sahiplenecek gibi değil. Herhalde bizden beraber son bulacak. Bu elimizdeki çalgı çok eski. Benim bunu aldığım adam 90 yaşlarındaydı. Bu benim dedemden kaldı dedi. Tahtacı aşiretinin İbadet ayinlerinde çaldıkları, kendilerinin yapmış olduğu eski sazlar. Bu elimdeki eski bir cura, çok özel bir cura, özel bir ağaç. Bunu eskiden atalarımız sarmaşık ağacından yapıyorlarmış. Sarmaşık ağacı curada en güzel sesi veren ağaç, ahşap çalgılarda. Bunları tekrar gündeme getiriyorum. Bunlar unutulmasın, bu sanatlar, bu elimdeki Koçkar. Bu da dudağacından elle oyulmuş.
Kırgızistan, Afganistan o taraflardan kullanılıyor bunlar. Buna biz bir de boynuzlu kopuzla diyoruz. Bu çıkıntıları sonradan çıkarmıyoruz bunu. Ağacı oyarken çıkarıyoruz kendinden. Bu şekilde bunun sesi de çok güzel. Sandım ki Zühre yıldızı şovu beni yaktı geçti. Gönül vererek yaptığı bu işi nasıl başladığını anlatan ünlü saz ustası Halil Kafes, bütün oyma çalgıları sıfırdan yaparak kendine hayran bırakıyor. Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım, ben bu sıra eremedim. Benim işim önceden motor ustasıydım ben. Talihsiz bir kaza geçirdik, motosiklet kazası. Ondan sonra abim benim bu işi yapıyordu, oyma işini. Ondan sonra ben evde uğraşmak için ahşabı çok severdim ben eskiden. Ahşapla uğraşayım diye tekne oymaya başladık. Tekneyi çabuk oyduk, bazı teknik aletler kullandım. Ondan baktık kendimizi, o deryanın içinde bulduk. 20, 25-30 yıldır bu işiyle uğraşıyoruz. Çok da memnunum yaptığım işten. Çok güzel insanlar tanıyoruz sıfırdan. Sadece teli dışarıdan alıyoruz. Burguları dahil her şeyi burada yapılıyor. Zaten bütün çalgılarımız dudağcından. Bu eskiden kalmalarda bazı kestane kullanılıyor. Dağdan alıyoruz, ağacı kesiyoruz. Buraya getirip burada parçalıyoruz. Orası çok teferruatlı bir iş. Ağacı seçiyoruz kendimiz, her ağaçtan çalgı olmuyor diye. Yaylalardan alırım dutları. Ekseriyet ömrü tamamlanmış dutlar olur yaşlı. Meşakkatli bir iş olan sazın oyumu bir gün, koruması ise 2 yıl. Zor işi zaten oyma işi. Bu tekneyi bayağı uğraştırıyorsun. Bir gün, 2 gün veyahut da bir öğlene kadar bakıyorsun, 4-5 gün sürer. Oyma fasılası çok zaman alıyor. Ondan sonra onun kurutma mevsimi var. 1 sene, 2 sene kurutma bekliyorlar. Kurutmadan sonra tekrar saz yapma aşaması var. Hani süre olarak zaman az fakat beklemesi gerekiyor oyma çalgıların tekneleri iyice kuruması için. Tekneden hangi sesin çıkacağı hemen belli olur yani oyduktan sonra. Sandım ki Zühre yıldızı şovlu beni yaktı geçti. Yaptığı iş sayesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayan usta anılarını sizler için anlattı. Çalan iyi ustalar geliyor buradan, şu anda evden alıyorlar. Arif Hoca geldi, misafirim oldu bir gün. Ünlüler gelip gidiyor, bayağı bir ünlü ağırladık. Cemal Ünlüler, neydi o padişah vardı, Hazreti Ergenç. Çok gelen olurdu buraya. Bir gün çekimi vardı, Paul Dever geldi. Burada bir yağmurlu havada çekim yaptık. Güzel günlerimiz vardı. Yıldız gibi nahtı geçti. İşinizi severseniz zor yanı kalmıyor. Zor tarafı mutlaka vardı fakat biz onu heyecanla iş kolaylaşıyor. Bir keyif aldığın zaman, işini sevdiğin zaman zor yanı kalmıyor. Ama işini sevmezsen mutlaka zor tarafları var. Artık müzik aleti çalmanın çok kolay olduğunu söyleyen saz ustası Halil Kafes, bakalım gençlere neler söylemiş. Müzik aleti çalmayı çok gözlerinde büyütmesinler. Bugün çok güzel eğitimler veriliyor her yerde. İsteyen istediği bütün müzik aletlerini çalabilir. Dersleri var, çok güzel konumda ders veriyorlar. Bunların hani çok gözünüzde büyütecek bir şey değil bir müzik aletini çalıp bir enstrümanı çalmak. Aydın'ın Çine ilçesinde saz ustası Halil Kafes'e ulaşmak çok kolay. Bana ulaşmak için Aydın'ın Çine kasabasındayım. Çine'ye herkes görür, tanır beni.
Sazlarımızı almak isteyen olursa gelirsin, her şey hazır. İstediğini seçer, alır. Fiyatlarımız uygun. Belediyelerden de beklentilerim var. Bir satış yeri istiyorum. Aydın Belediyesi'nden, Çine Belediyesi'nden, bütün belediyelerden. Soramadım, bir çift sözü. Ay mıydı, gün müydü, yüzü.